Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, yoklarınızda çok iyi. Tamam. Yoğun bakım sürecini ve buradaki şeyleri soracaksınız arkadaşlar. Aşıyla alakalı şeyleri soracaksınız. Geçmiş olsun. Cümleti öyle çevirebilir, meşhur edecekler. Çıkana kadar meşhur olacak. Hastaya aşıyla alakalı şeyleri var ya. Ya. Bakın doktora bana. Memnun oldum. Tamam, ben de. Ama tamam. Ben de 3 gün oldu çıkalı buradan hastaneden tabii yolu. Sözü rahatsızlandım evde. İçinde kaldım. Sonra buraya geldim. Normal serviste birkaç gün yaptıktan sonra sağolsunlar yoğun bakım aldı. Çok fena ağlatmıştım. Yoğun bakımda yani insanlarla nasıl ilgileneceğini, nasıl tedavi sürecinden ziyade şefkatle yaklaşımını anlatamam, izah edemem. Hepsine inanılmaz ama inanılmaz, başta doktor hanım olmak üzere çok minnettarım. Aşı olmamıştı. Sosyal medyada vesaire birçok farklı mecralarda işte aşının sonrasındaki dönemde oluşabilecek yan etkisi, insana zararı vesaire gibi düşüncelerim vardı. Ama tabii insanın bu olayı bu kadara kadar derinden yaşadıktan sonra düşüncelerin hiçbir esprisi kalmıyor. Eminim aşının varsa eğer yan etkisi şu ana kadar kullandığım ilaçların yan etkisi onun 100 katıdır. Ben herkese şiddetle ama şiddetle hem kendi hem aile hem toplum sağlığı için aşılarını yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Yoğun bakımda bugün 6. günümüzü. Bugün çıktım. Yoğun bakımdaki bütün personeli tekrar şükranlarımı sunuyorum. Nefes almakta aslında zorlanmıyorsun, nefes alamıyorsun. Sıramı tabir hiçbir şey yapmaya da takatı kalmıyor. Yani bir ceset gibi oluyorsun tabiri caizse. Yoğun bakımdaki cihazlar ilgi alaka olmasa yani bilmiyorum, insan sanırım hayatta kalamaz. Evliyim. 2 yaşında bir oğlum var. Eşim de 5 aylık hamile. Onlar da pozitif oldular. Açıkça söylemek gerekirse eşim ilk aşı olmasını doğumdan sonra olmasını tercih etmiştim. Bunun için de çok pişman oldum. Bence hiç kimse ihmal etmiş. Seval Bey 38 yaşında, genç bir hastamız, çok genç bir hasta. Yoğun bakımda, zorlu bir yoğun bakım tedavisinin ardından bugün servise çıkarttık hastamızı. Hastamız yoğun bakıma yattığı andan itibaren aşı olmadığına dair çok pişmandı ve sürekli bunu dile getirdi. Şu an yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu hem genç, hasta ve aşısızlar. Sosyal medyada biliyorsunuz çok fazla bilgi kirliliği var. Dolayısıyla Seval Bey'in kafasını karıştıran şey de bu olmuş. Sosyal medyadaki o bilgi kirliliği nedeniyle aşı olmamış. Eğer biz de sevdiklerimizi gözü yaşlı arkada bırakmak istemiyorsak, sonuçta aşısı olan bir hastalığa karşı hepimiz aşı olalım. Seval Bey ilk olarak geldiğinde solunum sıkıntısıyla serviste yatırıldı. Solunum sıkıntısının artması üzerine yoğun bakıma aldık hastayı. Yoğun bakım süreci yaklaşık bir hafta kadar sürdü. Geldiğinden itibaren çok fazla solunum sıkıntısı oldu. Ama tedaviye olumlu cevap verdi. Gençti tabii ki aynı zamanda. Bugün de iyi olması üzerine servise çıkarttık. Ne kadar da onu bilemiyorum. Bundan sonra çünkü Covid öyle hemen tedavi olacak, tamamen normale gelebilecek bir hastalık değil ne yazık ki. Ne kadar genç olursanız olun. Sonrasında da bir iyilik hali, yani daha doğrusu o süreç de biraz uzun. Genau, es ist sicher.
de olanlar da oluyor, böyle 3-4 aşılılar da oluyor. Hani bu hafif de atlatılıyordu ya. Aklını karıştırıyorum.